duruşu var mıdır, vacip midir? Nerede orasını bozan bir hanımefendi bu? Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban duruşu? İslami mezhebine göre evde hikaba girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, hepinize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet niyaz ediyoruz. Diyanete Soralım programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız hayır ve hasenatı dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin. Diyanete Soralım programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Malumunuz olduğu üzere dini anlamda merak edilen sorulara cevap arıyoruz programımızda. Bu akşam Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizimle birlikte. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısıyla sorularınızı sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonu'ndaki ilgili arkadaşlarla görüşeceksiniz. Sonrasında da sizi misafir etmiş olacağız yayınımızda. Diyanete soralim @diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı göndermeniz mümkün. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, sorularını Facebook ya da Instagram üzerinden sormak isteyen izleyicilerimiz hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Takip ederlerse de çok seviniriz. Paylaştığımız son gönderinin altına yorum yazmak suretiyle veya özelden mesaj atmak suretiyle sorularınız bize ulaşır. Bendeniz de hocama an be an aktarma gayretinde olurum. Diyanet Risalet Radyo üzerinden bizlere kulak veren, programımızı radyo başından dinleyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimize de selamlarımızı iletiyoruz. Onlardan gelecek soruları da muhterem hocama aktarmaya gayret edeceğim. Hayırlar fetholsun, şerler defolsun, ümmeti Muhammed sağlık, sıhhat, afiyet bulsun niyazıyla Doktor Fatih Mehmet Aydın hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım efendim. Sonrasında sorularınızı sormaya başlayacağım. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk değerli kardeşim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Özlemiştik hocam sizi. Allah razı olsun. Muhterem Zeki hocam inşallah Beytullah'ta Allah'ın evinde misafir olarak bir müddet kalacaklar. Evet. Ramazan-ı ayı içerisinde. Hocamızın bıraktığı yerden yerini dolduramayız ama inşallah Ramazan ayında yardımcı olmaya çalışacağız. Allah razı olsun hocam. Rabbim hem hocamızdan hem izleyicilerimizden hem sizlerden hem yardımcı olan bütün ekipten razı olsun. Amin. Ramazan'ın birinci günü elhamdülillah idrak ettik. Bugün ve bundan sonraki günlerde oruçlarımızı en güzel şekilde tutmayı nasip eylesin. Amin inşallah. Şimdi bugün programın ilk sorusunu ben sorayım istiyorum. İzleyicilerimiz de muhtemelen benimle aşağı yukarı aynı fikirleri paylaşacaktır. Yani hepimiz adına ortak bir soru sorayım. Sizin de az evvel ifade ettiğiniz gibi bugün ilk oruçlarımız tutuldu. İkinci teravih namazlarımız kılındı, kılınmaya devam ediyor ülkemizin batı kısmında. Ramazan bir Müslüman için neyi ifade eder? Ramazan'ı ihya edebilmek için nasıl hareket etmemiz lazım? Bu anlamda sizin de geçmişten gelen tecrübenizle, bilgi birikiminizle bir cevap verseniz de biz Ramazan haritamızı ona göre şekillendirsek. Muhterem hocam, Ramazan ayı benim için hani ilk böyle söylediğimde aklıma gelen şey nefis muhasebesi yapma ayıdır. Bir başkasını anlama, empati yapma ayıdır. Duyguları birleştirme ayıdır. Evet. Dayanışma ayıdır. Zaten bu Ramazan'ın malum haliniz bir başka veçi yönü de ülkemizde yaşanan büyük bir felaketin peşine gelmesidir. Evet. Onun için Ramazan ayında hem benliğimizle, hem bedenimizle, hem malımızla, hem duygularımızla, her şeyimizle bütün ülke olarak, müminler olarak, Müslümanlar olarak hepimizin birbirini anlaması, idrak etmesi, dayanışması ve bu şekilde birbirimizle empati kurma ve o şekilde inşallah bayrama kavuşma bir zaman dilimi olarak anlayalım diye inşallah ifade etmek istiyorum. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz. Sizin gösterdiğiniz yol, çizdiğiniz hedef doğrultusunda hareket edip Ramazan'ı razı i̇nşallah. Ederiz inşallah. İlk telefon bağlantımız hazır efendim. İstanbul'dan İsa Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz İsa Bey.
Hoş buldum. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ellerinden saygıyla, hürmetle öpüyorum. Çok özlemiştik. Allah razı olsun. Sağ olun. İlk sorum, namazda hani geçen hocamız dedi ki rükuda cemaati yakalarsak yetişmiş oluruz. Hı. Bu arada Sübhaneke, Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi kaçırmış oluyoruz. Bunu soracaktım bir. Bir de hocam, deizm modası kahrolasıca. Hocam size İsa Bey, özür dilerim. İlk soruyla alakalı hocam bir şey soracak size. Zaten imama uyuyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Cemaati yakalamak. Evet. Peki. Ve şimdi deistleri Nisa suresi 23 ile uyarmamızda herhangi bir sakınca var mı? Sert mi kaçar? Hatta ben dedim bir broşür bile bastırayım da. Zaten Nisa 23 dediniz değil mi? Nisa suresi 23. Sonuçta hani ne peygamberi ve kitabı biliyorsunuz reddediyorlar. Hani kabul etmiyorlar deistler. Soralım İsa Bey. Bunları Allah'ın bize orada uyarılarını bu şekilde onlara aktarıp uyarabilir miyiz? Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Dua bekleriz efendim sizden. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İstanbul'a selamlar. Namaz kılındığı esnada rükuda eğer bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar durursak o rekatı kılmış sayılıyoruz ya hocam. Ama Fatiha ve Sübhaneke'yi ve Zamm-ı Sure'yi hiç okumamış gibi olduk. Yani Hoca Efendi'nin okuduğuna da şahitlik etmedik. Bu durumda o bir eksiklik oluşturur mu diye sorar. Muhterem hocam, malum olduğu üzere Hanefi mezhebinde imamın okuması memumun yani cemaatin imama uyanın da okuması anlamına gelir. Zaten imama uyan kişi imama uyduğu andan itibaren Fatiha suresini ve Zamm-ı Sure'yi okumaz. Sadece başta Sübhaneke duasını okur, onun peşine Eûzü Besmele çeker, ondan sonra susar, imam okur, cemaatte durur ta ki rüküye gidene kadar. Şafii mezhebine göre ise Fatiha suresini okumak gereklidir. Bunun dışında Şafii mezhebinde de Fatiha'nın dışında başka bir surenin okuma gereği yoktur. Bundan dolayı şunu da ifade edelim. Malum haliniz Sübhaneke duasını okumak ise farz değildir. Vacip de değildir, sünnettir. Evet. Bu sebeple cemaatten birisi rükuda imama yetişmiş ise rükuda yetişen bu kardeşimizin Sübhaneke duasını, Eûzü Besmele'yi Hanefi mezhebine göre olsun, Şafii mezhebine göre olsun, Fatiha suresini Zamm-ı Sure'yi okumasına gerek bulunmamaktadır. Çünkü zaten imama yetişmiştir. Hı hı. Ve kıraat onun üzerinden de zaten yoktu. Hani okuması gerekmiyordu. Zaten. Ondan dolayı da herhangi bir şey gerekmez. Peki, teşekkür ederiz. İsa Bey'in diğer sorusunda yani ben yanlış anlamadıysam Nisa 23 dedi. Nisa 23 Hurrimet aleyküm ümmühatüküm diye devam eden ayet. Deistlerle bir alaka ben kuramadım ama hocam. Yani eğer bahsettiğiniz ayeti kerime ise bu ayeti kerimede Cenab-ı Rabbül Alemin bir Müslümanın kimlerle ebedi evet. olarak evlenmesinin haram kılındığını anlatan ayeti kerimedir. Bahsettiğiniz durumla bir alakası yoktur. Ama yine de bir bakalım farklı bir durum varsa ileriki programlarda veya bu İnşallah. Programda arkadaşlar söylerseler inşallah yardımcı oluruz. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Sakarya'dan Salih Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Salih Bey. Hoş bulduk. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Hocama iki sorum olacaktı. Birincisi ben 5 defa umreye gittim. Bana harç farz olur mu? İkincisi bir de amcamı ben yıkıyorum. Amcamı yıkasam bir mahsuru olur mu? Yani ihtiyacını karşılayamıyor. Anladım. Amcanıza selamlarımızı iletin bizim için lütfen dua etsin. Cenab-ı Allah sizden de razı olsun. Sakarya'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. İkinci sorudan başlarsak hocam. Bir yeğen amcası bakıma muhtaçsa onun kişisel ihtiyaçlarını karşılamada bile yardım etmesinde bir problem var mı?
Yani kişisel temizlik değil mi? Hı-hı. O şekilde anladık. Şimdi burada eğer amca olsun, baba olsun, yani bırakın amcayı, babaya hani gelelim, babası olsun. Eğer amcası, babası, kendisi kişisel temizlik ihtiyaçlarını, hani koltuk altı temizlik, kasık temizliği gibi değil mi? Yanlış anlamadık. Bu bunlar şekilde da muhtemelen vardır içinde. Evet, tabii. Bu şekilde mahrem yerlerine bakması haram olan, efendim yani avret mahalline bakması haram olan yerlerin temizliği kastediliyorsa, burada herkesin bu temizliği kendisi yapması gerekir. Yani evladı bile olsa, çocuğu bile olsa babasının avret mahalline bakması caiz değildir. Fakat eğer o baba veya işte o amca gerçekten muhtaçsa, bu temizliğini kendisi yapamıyorsa ve bu temizlik de yapılması gerekiyorsa birilerinin yapması gerekir. Burada da hak olan en yakınlarıdır ve onların da bu temizliği bir şekilde efendim gerekli önlemi aldıktan sonra yapabilirler. Allah yardımcısı olsun. Amin. Salih Bey 5 defa umreye gittiğini söyledi. Artık bana hac farz mıdır? Bunu genelde toplumda şöyle de söylüyorlar. Eğer umreye gidersen hac sana farz olur. Bunun da bir gerçeklik payı var mı acaba? Haccın farz olmasının şartları vardır. Biz buna yükümlülük şartları deriz. Bir de yerine getirilmesinin şartları vardır. Buna da edasının şartları denilir. Yükümlülük ve edası, eda şartları yerine gelmişse hac farz olur. Aksi takdirde hac farz olmaz. Mutlak olarak sırf umreye gitmekle herhangi bir şekilde hac farz olmaz. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Kastamonu'dan bir telefonumuz var. Yüksek müsaadelerinizle Kastamonu'ya gidiyoruz. İbrahim Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş geldik. İyi akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hocam, bundan 4 gün önce annem vefat etti. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Evet. Fitre vermemizi gerektiğini söyleyenler oluyor. Hatta 71 fitre vermeliyiz. Böyle bir şey gerekli mi? Gerekiyor mu? Peki. Soralım. İbrahim Bey başınız sağ olsun. Cenab-ı Allah sabr-ı cemil nasip etsin size. Kastamonu'ya selam ediyoruz. Ümit ederiz ki cennette kavuşursunuz. 71 fitre evet. Vermesi gerekir mi? Rabbim rahmet eylesin. Malum haliniz sadakayı fıtır. Yani fitre Ramazan'ın bayrama bağlayan gece imsak vaktinin girişiyle vacip olur. Bundan dolayı bu vakitte vefat eden bir Müslüman için sadakayı fıtır vermek gerekli değildir. Bu bakımdan rahmetli olan hanımefendi için fitre verilmesi gerekmez. Üzerine vacip olmamıştır. Bırakın 71'i bir defa bile vermek gerekmez. Acaba burada 71'den kasıt hani şöyle bir şey midir hocam? Bir takım borçları vardır, yemin kefareti borcu vardır veya tutamadığı bir takım oruçlar vardır. Onlar için mi 71 diye düz bir hesap yapmışlar mesela? Bunun için böyle bir sayı ifade etmek doğru değildir. Yani vefat eden kişinin varisleri bakarlar. Gerçekten bir yemin kefareti borcu var mı? Kurban eda borcu var mı? Hani kesmediği kurban var mı? Vermediği o hani farz zekat borcu var mı? Bunlara bakılır. Efendim tutamadığı oruçlar bunlara bakılır. Bunlar hesap edilir. Matematik hesabıdır. Öyle mutlak olarak bir 71 sayısıyla kurtarmaz. Güzelce hesabı yapılır ve o hesaba göre borcu ödenir. Peki, teşekkür ederiz. Tabii ki şunu da ifade edelim. Buyurun. Yani vasiyet etmişse kendi malından en fazla 1/3'e kadar, bıraktığı malın 1/3'üne kadar ödenir. Vasiyet etmemişse varisleri bunu kendi rızalarına göre, kendi isteklerine göre öderler, anlaşırlarsa o vefat edenin malından öderler. Yok kimse razı gelmiyorsa isteyen varis, oğlu, kızı kendi malından öder. Eyvallah. Peki. Muş'tan bir izleyicimiz Umut Bey diyor ki doğmadan anne karnında ölen çocuk için de fitre vermek gerekir mi? Şimdi biraz önceki
hususu tekrar ifade edelim. Fitre, Ramazan'ı bayrama bağlayan gece imsak vaktiyle vacip olur. Bu sebeple bu dönemden önce, yani o tarih gelmeden önce, ki yaklaşık şimdi bir ay var değil mi? 29 güne evet. var aşağı yukarı. O tarih gelmeden önce annesinin karnından doğan, nefes alan, dünyaya gelen, daha sonra ruhunu teslim eden, yaşamayan bir bebek için fitre vermek lazım gelmediği gibi, annesinin karnında olup da daha sonra bayramdan sonra doğan, hani ona bile gerekmez. Ona da gerekmez ya da düşen çocuk için de gerekmez. Peki. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. İzmir'den Türkan Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun Türkan Hanım. Size de hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bizi apartmanca bir sorumuz vardı. Buyurun. Şimdi bizim oturduğumuz bina 50 yıllık bina. Yani depremde yıkıldı, yıkılacak. Çok da çürüdü. Biz bu binayı müteahhite verip yaptıramıyoruz. Deprem testi yaptıramıyoruz. Ama devlet bize faizli para veriyor. Yani yaptırmak için. Bu faizli parayı alıp da yaptırmamız caiz midir, değil midir? Evet. Soralım Türkan Hanım. Cenab-ı Allah korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan nail eylesin. İnşallah böyle bahsettiğiniz kötü senaryolar olmaz. Siz bir an evvel binanızı yenileyip daha sağlıklı bir şekilde oturursunuz. Başta siz olmak üzere tüm apartmandaki komşularınıza ve İzmir'e selam olsun. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Şimdi Rabbim bu ülkemizde yaşadığımız afeti ne bize ne de hiçbir kimseye yaşatmasın. Amin. Amin. Yani gerçekten çok kötü günler geçirdik. Şahsım olarak da yani afet bölgesine gittim, gezdim. Orada görev yaptım, bulundum. Durumu aynel yakin. Yani gördüm. Rabbim kolaylık versin hem bize hem kardeşlerimize. Depremzede kardeşlerimize yardım eylesin. Hepimiz oradayız, amin. Sıkıntıdayız. Yani biz buradayız ama kalbimiz orada. Gerçekten büyük bir sıkıntı, büyük bir problem. Şimdi bu durumda, bu durum hakikat. Fakat bir taraftan da kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm için de bir takım programlar yapılıyor. Bu programlar efendim devlet tarafından açıklanan bazı kredi programları var. Burada Din İşçi Yüksek Kurulu olarak diyoruz ki kişi ya Karz-ı Hasen yoluyla bu programlardan faydalanır ve bu şekilde evini yaptırır, kentsel dönüşümünü sağlar. Veya alışveriş yöntemiyle bu bir takım finans kuruluşlar aracılığıyla efendim kentsel dönüşümünü sağlar. Bir de bazı durumlar vardır ki devlet gerçekten tamamen kendisinden hibede bulunarak, büyük yardımlarda bulunarak, yani belki ifade olarak bir fazlalık gibi görünse de esasında büyük önemli bir kısmı devletin karşıladığı programlar vardır. Biz bunlara teşvik diyoruz malum haliniz. Öteden beri de bunu söylüyoruz. Burada gerçek manada bir fazlalık yoktur. Devletin karşılamış olduğu, hatta epey bir kısmını devletin karşılamış olduğu programlardır. Ve buralardan da hibe mantığıyla, devletin hibesi mantığıyla faydalanılabilir. Eyvallah hocam. Peki. Teşekkür ederiz. Zeynep Hanım, selamünaleyküm kıymetli hocam. Orucun başlama vaktinin ayetteki tan yerinin ağarması olarak çevrilen bölümü, bazı insanlar tarafından güneşin doğduğu vakit olarak yorumlanıp, yayınlanan imsak vaktinde bir yanlışlık olduğunu da iddia ediyorlar. Dolayısıyla bizim gibi insanların da akıllarında bir takım şüpheler oluşuyor.
kafalarına göre bir vakit uydurup hava karanlıkken orucumuzu erken başlatıyorlar diye de bir ifadeleri var. İmsak vaktinin güneşten çıkan bir ışık hücmesinde gökyüzüne yayılmasıyla belirlendiğini öğrenmiştim. Bu doğru mudur? Bu söylenenler doğru mudur? Yoksa Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu takvimde belirtilen imsak vakti bizim gerçekten oruca başlama vaktimiz midir? Hayırlı Ramazanlar diliyorum demiş. Allah razı olsun kardeşimizden. Her Ramazan geldi mi böyle bu tür bazı hususlar gündeme getirilir, konuşulur. Evet, malum haliniz olduğu üzere her zaman bu yapılır. Fakat bu imsakla ilgili kardeşlerim özellikle dinlemelerini istirham ediyorum. Çok yani kesin bir şeyler söyleyeceğim. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın uygulamış olduğu takvim dünya Müslümanlarının %95'inden daha fazlasının uyguladığı takvimdir. Yani bize bakarak mı uyguluyorlar hocam yoksa aynı formatı mı kullanıyorlar? Aynı formatı kullanıyorlar. Hı. Yani burada biz onları temsil etmiyoruz. Herkes aynı formülü, efendim aynı kaynağı, aynı hadis-i şerifleri, aynı ayeti kerimeleri, efendim mezheplerin görüşünü esas alarak uyguluyorlar. Buradan şuraya varacağım. Bakın şu anda dünyada yaşayan Müslümanların %95'inden daha fazlası aynı formatı, aynı ölçüyü kullanıyorlar. Evet. Buna da imsak vaktinin güneşin -18 derece ufkun altında olduğu astronomik tan diye ifade ediliyor. Hı hı. Dünya Müslümanların %95'inden fazlası. Tarihimizde de Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Zahiri, yani daha sayabiliriz mezheplerin, hak mezheplerin %95'inden fazlası yine aynı ölçüyü esas almışlar. Dikkat ediyorsanız bugünkü Müslümanların uyguladığı ölçüyle bu Müslümanların taklit ettiği mezheplerin ileri sürdüğü ölçü de aynıdır. Orada da bir örtüşme söz konusu. Orada da. Ve tarihimizdeki Müslüman astronomların da ileriye sürdüğü ölçü aynı şekilde yani neredeyse %95'ten fazla diyorum dikkat edin. O da aynı ölçüdür. Şimdi burada hem tarihi fıkhi bilgiler, hem tarihi astronomik bilgiler, hem günümüzdeki Müslümanların uygulamaları %95'in üzerinde bir, fakat bir takım kimseler kalkmış, onlar diyorlar ki, efendim güneşin doğuşu dediğimiz şuruk, efendim sahurun başlangıcıdır. Bunu zaten söyleyen hiç kimse yok. Bazılar diyorlar ki, efendim imsak bundan yaklaşık yani yarım saat, 40 dakika, bazıları biraz daha geri geliyor. İşte bu derecedir. Bunlar da yine ne tarihen, ne mezheben, ne de bugünkü dünya Müslümanları tarafından uygulanan hususlardır. Hani o %95'den fazla %3, %4 bıraktığım şey var ya, evet. İhtilaf. Bu da nerede biliyor musunuz? Bazı Müslümanlar diyorlar ki, 2 derece artı 1-2 derece de eksiye doğru, yani geceye doğru bir ihtilaf söz konusudur. Ya, bunu yani ben dakika şekilde, olarak söyleyeyim, dakika 10 olarak, dakika, 10-15 dakika gündüze doğru diyenler vardır. Şu anki bizim takvimlerde uyguladığımızdan. 10-15 dakika gündüze doğru olan vardır. Bazıları da 10-15 dakika geceye doğru olduğunu söyler. Ama bugünlerde söylenilen daha uzun bir zaman değil. Bugünlerde söylenilen yani o kardeşimizin kastettiği ise zaten kardeşimiz neyi söylüyor? Güneşin doğuşunu söylüyor ki bunu söyleyen hiç kimse yoktur. Yani bu geçmiş dönemde hiç kimse yoktur. Geçmiş dönemde de hiç kimse yoktur. Şu anda da bunu uygulayan hiçbir ne Müslüman devlet vardır, ne Müslüman toplum vardır. Bazıları ise yarım saat
hani güneşin doğuşundan bir yarım saat 40 dakika efendim geceye doğru geliyorlar. Hani bizim Hanefi mezhebinde sabah namazını kılmaya başladığımız isfar vakti evet, var ya. Evet. O vakti esas alanlar var. O da ne tarihi efendim uygulamalara muvafık, ne günümüzdeki Müslümanların uygulamasına muvafık, ne astronomların sözlerine muvafık. O açıdan tekrar özetlemek gerekirse, bütün kardeşlerimiz müsterih olsun ki, bu sene elhamdülillah hilalde herhangi bir ihtilaf da evet, elhamdülillah olmadı. Söz konusu değil. Ama imsakte ise bizim dünya Müslümanlarıyla ve mezheplerimiz arasında ve astronomik şekilde bilgisini ortaya koyan bilim adamları arasında %95'in üzerinde bir ittifak söz konusudur. Yani bunun ötesinde daha neyi bekliyoruz, daha neyi arıyoruz, daha yani kimin bu, sözüne itibar ederiz? Bu kadar bir netlik var yani. Netlik var ve %95'in üzerinde bir birliktelik varken birilerinin çıkıp bunu ortaya atması acaba niye diye akıllara gelmiyor değil hocam. Aynen buyurduğunuz gibi. Allah sonumuzu hayretsin. İbadetlerimizi kabul etsin. Peki. Tamam. Bir telefonumuz var. Bursa'dan Fatma Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun Fatma Hanım. Hayırlı hocam akşamlar. Ben hayırlı şey Ramazanlar. Soracaktım. Hani küçük çocuğumuz var bizim. Teravih namazı imsak vaktine kadar veya sabah vaktine kadar kılınabilir mi? Evet. Soralım Fatma Hanım. Yatsıyı daha önceden hani kıldım ben. Ama hani ötekini kılamıyorum hemen çünkü çocuk şey yapmıyor, rahatlık vermiyor yani. Evet. Anladım. Çocuğunuz inşallah göz aydınlığı bir evlat olur. Hem sizin için hem de milletimiz için. Bursa'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yatsıyı kılsak da teravihi biraz daha şöyle geniş zamanda parça parça da kılabiliriz belki. Olur mu? Rabbim kardeşimizin kalbindeki ibadet aşkını, iştiyakını ziyade eylesin. Amin. Bizlere de versin. Amin hocam. Teravih namazını yatsı namazının girdiği vakitten yatsı namazının farzını kıldıktan sonra ta ki imsak vaktine kadar kılabilir. Bunu buyurduğunuz gibi bireysel olarak tek başına da kılabilir. Hı hı. Efendim eşiyle, efendim dostuyla cemaat yaparak da hani kılabilir kardeşimiz. Tek başına da kılabilir. Gecenin bir vaktinde de kılabilir. Yeter ki kılmak istesin. Allah'ın izniyle Yüce Rabbim kabul eder. İnşallah. Biiznillahi Teala. Sadece vitir namazını teravih namazından sonraya bıraksın. Yani yatsıyı kıldığı zaman hemen vitri kılmasın. Kılmasın. Teravihten hani teravih namazını ne zaman kılarsa teravihi kıldıktan sonra vitir namazını peşine ekleyip kılabilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Aslında söyledik ama Adile Hanım Manisa'dan selamlar demiş. Teravih namazını tek başıma kılabilir miyim? Elbette evet, ki kılabilir. Evet kılabilir değil mi hocam? Peki. Kerim Bey selamlarını iletmişler. Cemaat yatsı namazını kılmış, teravih namazına başlamış. Bense yatsı namazını kıldıktan sonra teravih namazını kılmak için imama uyduğumda cemaat artık teravihten belki bir 10 rekat kılmış oluyor. Bu durumda eksik kalan o 10 rekatı kılmam gerekir mi? Yani gerekir noktasında gerekir diyemeyiz. Yani farzdır, vaciptir diyemeyiz ama bu kardeşimiz İsterse onu 20 rekata tamamlar, isterse cemaatle birlikte kıldığıyla da yetinebilir. Peki. Çünkü teravih namazını kılmak sünnettir. Gücü yettiği şekilde hareket eder. Asgari kaç rekat kılmamız lazım hocam? Yani teravih namazıyla ilgili rivayetlerde kuvvetli rivayet, sahabeden nakledilen rivayet 20 rekat olmasıdır. Ama 8 rekat, 12 rekat şeklinde de rivayetler bulunmaktadır. Onun için gücümüz yettiği müddetçe 20 rekat kılmaya özen gösterelim. Ama 12 rekat da kılınabilir, 8 rekat da kılınabilir. Peki hocam. Emine Gül hanımefendi şimdi sormuş. Diyor ki teravih namazında rekat aralarında tekraren niyet edecek miyiz? Evet, şimdi bu konuda... Yani esas olan görüşe göre
selam verdikten sonra yeni bir namaza başlıyor olacağımızdan dolayı selam verdikten sonra efendim yeniden Allahu Ekber demeden önce niyet etmemiz gerekir. Ama burada niyeti illa dil ile yapmamız şart değildir. Kalbimizden geçirmemiz de yeterlidir. Efendim bu teravih namazını, bugünkü teravih namazını şeklinde niyet etmek de gerekli değildir. Allah rızası için namaz kılmaya şeklinde niyetini içinden geçirmesi de yeterlidir. Ama selam verdikten sonra yeni bir namaza başlarken bu şekilde niyetini yapması doğru olur. Eyvallah. Muhtemeldir ki bir Enderun teravih kıldırma programına denk gelinmiş galiba hocam. Yaşar Bey Konya'dan şöyle bir soru sormuş. Diyor ki bugün teravih namazını 3 farklı imam kıldırdı. Haliyle biz 3 imam değişince ayrı ayrı tekraren niyet edeceğiz mi falan diye bir soru sorma ihtiyacı hissettik. Evet. Böyle olursa ne olur hocam? Zaten cevabını verdik. İmamlar değiştiğine göre %100 bir önceki imam selam vermiştir. Hı hı. Yeni imam yeniden Allahu Ekber deyip namaza başlayacaktır. Biz de niyetimizi yenileyeceğiz. Peki. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Adana'dan bir telefonumuz var. İlkim Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Televizyonun hayırlı sesini kapatmanız lazım ama. Kapalı hocam şu an. O hayırlı zaman... Ramazanlar olsun. Sağ olun. Hocam ben şu soruyu sormak istiyorum. Buyurun. Annem kardeşim için Kur'an-ı Kerim'in her satırına İhlas Suresini okuyor. Yani bir duraktan bir durağa kadar İhlas Suresini okuyor. Hani bu kabul olur mu olmaz mı, ona hatim indiriyor. Anneniz bilmiyorum Kur'an yani okumayı bilmiyor. O yüzden evet, her satır için bir İhlas okuyor. Evet. Hatim yerine olur mu diyor. Peki. Soralım İlkim Hanım. Cenab-ı Allah anneciğinize en kısa zamanda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeyi nasip etsin diyelim. Adana'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet. Bu da bir aşk ama. Okuma aşkı. Değil mi? Evet. Rabbim bu aşkın bir başka versiyonunu, şeklini sahabe efendimiz de ortaya koymuş. Hatırlar mısınız? Nasıldı hocam? İşte sahabelerimizden bir tanesi namazda devamlı tekraren İhlas Suresini okurmuş. Gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. Ya Resulallah böyle yapıyor filan kes. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bırakın okusun demiş. Şimdi buyurmuşlar Efendimiz. Şimdi burada biz de bu hanımefendiye yani bırakın İhlas-ı Şerif okusun deriz. Ama İhlas-ı Şerif okumakta da çok büyük sevaplar vardır. Yani gerçekten bir de manasını düşünerek okursa, Yüce Rabbimizi birleyen, tevhidini ortaya koyan, vahdaniyetini ortaya koyan o manaları düşünerek okursa çok daha güzel olur. Ama buna biz hatim diyemeyiz. Hani Kur'an-ı Kerim'i baştan sonuna kadar okuma hatmi diyemeyiz. Fakat sevabı çok büyüktür. Rabbim o hanımefendinin gönlündeki muradını versin. O muradını kendisine verir. Verecektir de biz ona inanıyoruz. Onun sevabı elbette ona gidecektir Allah'ın izniyle. Yani bizim bu hatim olmaz ifademizden sakın bu hanımefendi böyle üzülmesin. Gönül koymasın yani. Sevabı çok büyük. Ama bildiğimiz hatim değildir. Eyvallah hocam. Peki. Evet. İstanbul'dan bir telefonumuz daha var. Emine Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Allah sayılarınızı artırsın inşallah. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz. Bir sorum var hocam benim buyurun, size. Buyurun. Ben en yakın bir akrabama Allah'ın yanında gitmesin her konuda iyilik yaptım. Yardımcı oldum. Her konuda yani Allah'ın yanında kalsın. Hı hı. Ama bana öyle bir iftira attı ki altından kalkamadım yani. Hakkımı kaldı. Yakınımı helal etsem mi, etmesem mi? Evet. Soralım. Bu anlamda tavsiye alalım kıymetli hocamdan. Cenab-ı Allah ne kimsenin hakkına girmeyi ne de kimse tarafından hakkına girilmeyi üzerimize böyle karşımıza çıkartmasın. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Bu tarz durumlarda bir Müslümanın tavrı ne olmalı?
Şimdi biz olayı özelleştirmeyelim. Yani genel konuşalım. Evet, genel konuşalım. Burada malumunuz işte kul hakkı dediğimiz bir husus var. Kul hakkında iki durum var. Bir maddi konularda yapılması gereken var. Bir de manevi konularda yapılması gereken var. Eğer buradaki sıkıntı maddi konularla alakalıysa yani bu efendim kişinin maddiyatla alakalı bu hususları kimi zor durumda bıraktıysa ona ödemesi gerekir. Manevi konularda ise işte iftira etmiş olabilir, efendim dedikodusunu yapmış olabilir, daha başka bir takım sıkıntılara sokmuş olabilir. Yüz yüze, veçen bir veçin, ruberu meseleyi de gündeme getirerek hakkını helal etmesini istemesi gerekir. Ve yani hakkını helal etmesini istemiyor. Bereki hakkını helal etsin mi? Bu da onun bileceği bir husustur. Ama bilelim ki bu dünya bu dünya geçicidir. Hesap ahirettedir. Elbette. Herkesin hesabı görülecektir. Allah hesabı çok hızlı olandır. Herkesin hakkını, hukukunu hakka girenden alıp teslim edecektir. O konuda en ufak bir şüphemiz ve şekkimiz yoktur. Ama evet, bu dünyadayken bir helalleşelim, hesaplaşmayı ahirete bırakmayalım. Eyvallah hocam. Allah rahmet, Allah sonumuzu hayır eylesin. Şurada bir soru okudum da o yüzden rahmet diledim bir taraftan da. Ayşe Hanım, eşi vefat etmiş fakat vefattan 4 yıl önce ilişkileri tamamen bitmiş. Hiç görüşmemişler. Daha sonra da bu beyefendi vefat etmiş. Hanımefendi tekrar bu kadar uzun süre görüşülmemiş olmasına rağmen yine de iddet bekleyecek mi diyor. Eğer vefatından önce ne kadar uzun süre ayrı kalırlarsa kalsınlar, aralarında bir boşanma hadisesi meydana gelmemişse ve bu şekilde bir ölüm cereyan etmişse hanımefendi 4 ay 10 gün ölüm iddeti bekleyecektir. Peki hocam. Yani her halükarda beklemesi lazım. Evet. Peki. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Mükerrem Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz Mükerrem Hanım. Hoş bulduk hocam. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı namazlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Benim sorum özel sağlık sigortası caiz olup olmadığı hakkındaydı. Bunun hakkında bilgilendirilmek istiyorum. Peki. Soralım efendim. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Özel sağlık sigortası caiz mi? Evet. Konusu haram olmayan bütün sigortaları yaptırmakta bir sakınca yoktur. Özel sağlık sigortası da bu kapsamda değerlendirilmelidir. O özel sağlık ifadesinin içerisinde yani eğer konusu haram olan bir durum söz konusu değilse o da caizdir. Peki. Sosyal medyadan Emine Hanım selamlarını ileterek başlamış sorusuna. Katılım bankalarından bireysel emeklilik sistemine dahil olmakta dinen bir problem var mıdır diyor. Bireysel emeklilik sistemi kişinin tasarruf sistemidir. Tasarruf yaparken helal yollarla tasarruf yaparsa herhangi bir sakıncası yoktur. Helal yol dediğimiz bu yatırım araçları olan hani altın veya diğer yatırım araçları üzerinden yapacağı bir tasarruftur. Ya da kar zarar ortaklığı şeklinde yapılacak bir tasarruftur. Bu şekilde olursa caizdir. Ama tamamen faizli mevduat hesapları üzerinden nemalandırılması yapılan tasarruf sistemleri ise caiz değildir. Evet, ölçümüz sizin anlattığınız gibi olacak. Evet. Yani. Peki. Düzce'den bir telefonumuz var. Salih Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Salih Bey. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Ve aleykümselam, hayırlı akşamlar. Hocam ben altınla alakalı bir soru sormak istiyorum. Buyurun, buyurun. Şimdi zekat olması için 80.18 gram altın olması gerekiyor ve bunun üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor değil mi? Evet. Şayet bunun üzerinden bir sene geçmemiş ise benim diyelim ki elimde bu nisap miktarının üzerinde fazla bir para var.
Ama bunun üzerinden bir sene geçmedi. Ramazan'dan bir ay arabamı sattım. Ben araç alacağım. Ondan sonra bir sene geçmediği için ben bu şartta zekat alabilir miyim? Zekat almaktan bahsediyorsunuz. Almaktan bahsediyorsunuz, doğru mu? Evet. Evet hocam. Tamam. Peki. Soralım Salih Bey. Alacağınız araç şimdiden hayırlı olsun. Düzce'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz? Şimdi burada ufak bir beyefendinin sorusunu tashih ile başlayalım. İlla altının üzerinden bir sene geçmesi şart değildir. Kişinin elinde 80.18 gram altın veya değerinde bir nami mal. Nami mal dediğimizde iki çeşit maldır. Ya hakikaten nami olan ticaret mallarıdır. Altını çiziyorum. Ticaret malı veya para gibi hükmi maldır. Bu her türlü para bunun içerisine dahildir. İşte bu şekilde bir malı varsa, 80.18 gram altın değerinde bir nami malı varsa ve bunun üzerinden de bir yıl geçmişse beyefendinin söylediği gibi zekat verir. Peki böyle bir parası var, 80.18 gram altın veya değerinde bir malı var ama üzerinden bir yıl geçmemişse bu para bu kardeşimizin zekat almasına engeldir. Zekat alamaz. Ama zekat da vermez üzerinden bir yıl geçinceye kadar. Demek ki bir de ne engeldir hocam, hatırlayalım. Gayri nami malı olan kimse. Yani artıcı olmayan mallar. Artıcı olmayan, yani para ve ticaret malı olmayan bir malı varsa kişinin, mesela diyelim ki bir evi var, hiç kullanmıyor, bir kenarda duruyor. Arsası var, 100 gram altın, 300 gram altın değerinde ama ne kiraya vermiş, ne kendisi kullanıyor, bir kenarda duruyor. Yani 80 gram altın da üzerinde değeri, hatta üzerinden de çok senelerdir de elinde. Bu gayri nami olduğu için, yani artıcı olmadığı için o kişinin zekat almasına engeldir. Bu kişi zekat vermez. Ama zekat da alamaz. Ama zekat da alamaz. Aynı şekilde... Aldıysa ne olur hocam? Yani bir zengin zekat aldıysa ne olur? Geçersiz aynı olur. Aynı şey. Bu da öyle. Yani onun için zekat alma bakımından insanlar üç kısımdır. İki kısım değil. Bir, dinen fakir olanlar. İki, dinen zengin olanlar. Üç, orta derece dediğimiz bir kısım vardır. Burada dinen zengin olanlar direktmen dinen fakir olanlara verir. O orta derece ne zekat verir ne de zekat alır. Bu orta derece ise kimdir? Elinde 80.18 gram altın veya değerinde malı olup da üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar. Bir de elinde 80.18 gram altından daha fazla nami olmayan malı bulunanlar. Mesela nedir nami olmayan mal? Biraz önce ifade ettiğim gibi mesela bir yerde arsası var. 300 gram altın değerinde. Ama o da artıcı değil mi hocam? Değeri artıyor onun da sürekli. Ama bu onun yani bu ticaret malı sayılmaz. Bu arsayı kişi kullanmıyordur. Yani ihtiyaçları için mesela herhangi bir şekilde kullandığı bir yer değildir. Temel ihtiyaç olarak kullanmıyor. Kiraya da vermemiş, ticaret için de değil, yani alıp da satımını yapmıyor. Babadan kalmış evladiyelik hani derler ya, öyle bir arsa veya bir tarla veya bir ev, ne içinde kendisi oturuyor, ne kiraya vermiş, ne alımını satımını yapıyor. İşte bu mallar gayri nami mal statüsünde olduğu için kişinin zekat almasına engeldir. Burada bir incelik daha var, onu da ifade edeyim buyurun, isterseniz. Buyurun. Elinde 80.18 gram altın veya değerinde nami malı olup da üzerinden bir yıl geçmeyenler ile elinde gayri nami, yani artıcı olmayan ve 80.18 gram altının üzerinde değeri olan bir malı bulunanlar zekat vermezler, zekat alamazlar ama kurban keserler, sadakayı fıtır verirler. Eyvallah hocam. Peki. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi birbiriyle
aynı zeminde birleşen iki soru var. İkisini de peş peşe okuyacağım. Biri Yalova'dan Şevket Bey, diğeri de Kadriye Hanım. Bir alacağım vardı, alamadım. Bunu zekatıma sayıyorum dedim, söyledim alacağım olan kişiye de. Bu geçerli olur mu demiş Şevket Bey. Kadriye Hanım da şöyle diyor. Hayırlı akşamlar, birine borç para verdim. O kişiye de zekat düşüyor diyor. Normal şartlarda zekat alabilecek konumda olan birisi. Bu parayı zekattan dolayı kestiğimi söylesem, yani ondan geri almasam, kendimin de zekatına mahsup etsem olur mu? Evet. Şimdi içinde Dinç Yüksek Kurulumuzun da olduğu, günümüzdeki bazı kurullar ve fıkıh ilmiyle uğraşan toplum tarafından da bilinen alimler bu durumda temlik dediğimiz zekattaki temel şartı biraz daha geniş düşünerek bu hususa cevaz veriyorlar. Ama bazı şartlar ileri sürüyorlar. Bu şartlardan birincisi, bu borcu olan kişinin dinen fakir olmasıdır. O seviyede olmasıdır. Hani ikinci kardeşimiz evet, ona Kadriye Hanım onu işaret etmişti. Yani dinen fakir olacak. Bir defa zekat alabilecek şartlara haiz olacak. Bu birinci husus. İkinci husus, kişi bu alacağını ibra ederken zekat niyetiyle ibra edecek, düşürecek. Yani karşı tarafa kendi niyetinde zekat niyetini ortaya koyacak kendisi. Hı hı. Bunu karşıya ben zekat olarak düşürdüm demesine gerek yok ama üçüncü husus, bunu alacağını ibra ettiğini, düşürdüğünü alacak borçluya bildirecek, söyleyecek. Yani ben artık senden olan alacağımı almıyorum. Demesi yeterli. Diyecek. Bir dördüncü husus da şu, o borçlunun zekat verme noktasında imkansızlıkla ilgili bir durumu söz konusu olmayacak. Yani ölmüş olmayacak, artık tamamen batmış olmayacak. Yani zekat batak da olmayacak. Batak da olmayacak. Evet. Peki. Bu şartlarla birlikte olur. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Rabbimiz borçlu kullarına acilen edalar nasip etsin. Ödeme kolaylıkları ihsan etsin. Bayburt'tan bir telefonumuz var. Adnan Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Adnan Bey. Alo. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar hocam. Allah razı olsun Adnan Bey. Buyurun. Hocam iki sorum olacak size. Dinliyoruz. Olursa. Dinliyoruz. Ben tedavi görüyorum. Geçmiş olsun. Ayın 13'ünde, Ramazan'ın 10'da yani. Bir filmim var da tok karnına çekilecek. Bu konuda nasıl hareket edebilirim? Orada niyetlensem gideyim, niyetlenmedim onu öğreneceğim. Soralım inşallah. Diğer soru nedir Adnan Bey? Diğer sorumuz hocam, Ramazan geldi, ben hatim okuyordum sene başından beri. Şimdi hatime devam ediyorum, yani aşağı yukarı 20. yüze geldim. Tekrar Ramazan için baştan başlamam gerekiyor mu peşinden, yoksa onu bitip tekrar başlayayım? Peki. Soralım Adnan Bey. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan etsin size. Bayburt'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. İkinci sorudan başlayalım isterseniz hocam. Mutat olarak zaten hatmi şerif okuyormuş. Şimdi Ramazan geldi diye bu hatmi bitirmeden böyle yeni bir hatme mi başlayayım, yoksa okumaya devam edeyim? Yani kardeşimiz mutat, Kur'an-ı Kerim okuyan bir kimse olduğu için hesabını şaşırmasın. Kaldığı yerden hatmine devam etsin. İnşallah Ramazan içerisinde bu hatmi bitirir. Ondan sonra yeniden başlar. İnşallah. Ve o şekilde devam eder. Rabbim kabul eylesin inşallah. Amin hocam. Allah kabul etsin. İkinci sorusu oruçla alakalıydı. Evet. Ramazan'ın 10'unda bir film çekileceğim ve tok karnının olması gerekiyor dedi. Ne yapmasını tavsiye edersiniz? Rabbim şifa versin. Amin. O film çektireceği gün oruca niyet etmesin. Gitsin filmini çektirsin. Kardeşimiz daha sonra, Ramazan'dan sonra gününe gün en kısa zamanda orucunu kaza etsin. Ama ben burada özellikle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Kardeşlerimize. Buyurun. Bugün Ramazan'ın biriydi. Elhamdülillah böyle bir mübarek aya ulaştık.
Allah rızası için Müslüman kardeşimiz, Müslüman kardeşlerimiz Ramazan'ın şu gününde, gündüzünde Rabbimizin gazabını cezbedecek şekilde herkese göstererek böyle oruçlarımızı yemeyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, herhangi bir kimse kasten, herhangi bir mazereti olmadan, hastalık olmadan, yolculuk olmadan bir Müslüman orucunu yerse, dehr ifadesini kullanıyor malum haliniz. Evet. Yani kimi ulema bunu bir yıl, kimi bir ömür olarak tercüme ediyor. Bu zaman içerisinde oruç tutsa bile onu karşılamaz. Onun için böyle bir şeyle karşılaşmamak için, Allah rızası için, hastalarımızın dışında, sıkıntılı olan kardeşlerimizin dışında, yolcularımız dışında, işte hamile kardeşlerimiz var, emzikli, çocuk emziren hanımefendiler var. Bunların dışındaki sıkıntısı olmayan kardeşlerimiz, oruçlarımızı tutmaya gayret edelim, oruçlarımızı tutalım. Gayret ifadesini kaldırıyorum. Evet, tutalım. Gayret bile olmuyor, tutalım. Evet, tutalım. Böyle bir oruç ayını ümmete, millete hep beraber yaşayalım, yaşatalım. Allah rızası için Allah'ın emrini yerine getirelim. İnşallah. Ve bir de sıkıntılı olan kardeşlerimiz de oruçlarını yerler ama bunu kendi başlarına yesin. Yani aleni yapmanın da aleni pek bir anlamı yok. Doğru. Bu da çok önemli. Yani tamam sıkıntısı vardır, problemi vardır ama ben seferiyim deyip herkesin ortasında böyle ul orta yemesi, içmesi, hele sigara gibi bir takım yanlışlıkları yapması doğru olmaz, çok yanlış olur. Eyvallah hocam. Bu tavsiyeleriniz de inşallah dikkate alınır diyelim. Ankara'dan bir telefon bağlantımız daha var. Elif Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. Sağ olun. Hayırlı programlar. Teşekkür hayırlı ederiz. Ramazanlar herkese. Allah razı olsun. Benim hocama iki sorum var. Birinci sorum, ben çok yüksek bir katta oturuyorum ama 3-4 yıldır evimden karıncalar çıkıyor. Yani öldürmemek için her şeyi yapıyorum. Ya yolunu tıkıyorum ya bir şey döküyorum ama olmuyor, sürekli tekrar. Artık bu yıl kış dahil her gün çıkmaya başladı. Ve yayılmaya da başladı yani böyle kapının önüne. İşte bir bakıyorum banyoya kadar bir yerlerden görüyorum. Süpürgeyle alınmak istemiyorum ama süpürgeye arada geliyor, çekiliyor falan. Ben bunun vebalini bilmiyorum. Hani ilaçlatmak istiyorum. Artık çare bulamadım. İlaçlatayım soralım istiyorum. Ne yapalım acaba diye ben de merak ettim. Diğer soru nedir? Diğer sorum da şu hocam. Benim bir hafta önce evimden bir miktar altınım bulamadım. Kaybolduğunu, çalındığını düşündüm. Böyle olunca telaşlandım, böyle hani acaba kimdir nedir derken vebal almış oldum. Yani insanlar şunu budur diye komşumla konuştum, annemle konuştum, sonradan da buldum bir hafta sonrasında. Bir insan oldum konuştuğum için, bunun bir kefaret bir şey var mıdır, hani vebal nedir, üzüldüm yani konuştuğum için. Bunları sormak istiyorum hocam. Peki, soralım efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz Elif Hanım. Ankara'ya selam olsun, Allah'a emanet olun. Evde bazen istenmeyen böcekler de olabiliyor. Karınca bunların belki en masumu. Ne yapmak lazım? Yani haşeratı tabii temizlemek, evimizi arındırmak gerekiyor. Çünkü yani bir insan için gerekli olan hijyen bir ortamda yaşamasıdır. Ama karınca biraz farklı bir hayvan. Bunun için çok soru geliyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuza da soruyorlar. Ben burada da çok bu tür sorularla önceki programlarla karşılaşmıştım. Hocalarımıza da sorular geliyor. Yani bunun önlemi alınabilir. Bir şekilde yani eczanelerde bir takım çözümler var. Bu tür iş yapan kuruluşlar var. Onlardan yardım alınmasını tavsiye ederiz. Ulu orta karıncaların öldürülmesi, itlaf edilmesi çok doğru değil. Hiç başa çıkılmıyorsa öldürmeden hani bir şeye alıp atmak gerekiyor. Yani ben kardeşime anlıyorum, empati kurmaya çalışıyorum bunları söylerken. Gerçekten sıkıntılı bir şey. Hem öldürme diyoruz hem kaldır diyoruz. İnşallah bunu başarır. Bununla ilgili yardımlar alsın. Ne öldürsün ama evini de huzura Rabbim yani kavuşsun. Olabilen en mantıklı, makul şeylerle yani hareket gerçekten edip gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani ben onu anlıyorum yani.
İnşallah hocam. Evet. İkinci sorusu, ben bu soruyu sorarken hanımefendi şöyle dedim. İsabetsiz bir hüsnü zan, isabetli bir suizandan evladır. Altınım kayboldu, birileriyle konuştum, belki birilerinin günahına girdim, sonra buldum dedi. Ne yapsın, ne tavsiye edersiniz? Eğer kimse iftira ettiyse, bir kimselerin hakkında dedikodu yaptıysa, ki olabilir bunlar, biraz önce söyledik aslında program içerisinde, ruberu ve çembi veçin yüz yüze hakkını helal etmesini istemesi gerekir. Peki bu durumu ona söyleyecek mi hocam? Hani ya böyle böyle bir durum oldu. Evet, suizan düşündüm, hakkını helal et. Böyle dese yeterli mi? Yani en azından kendisini kurtarır. O kardeşimiz de bu kardeşimizin bu güzel tavrından dolayı, bu cesaretli tavrından dolayı ben inanıyorum ki o da hakkını helal eder. İnşallah hocam. Ama bir de böyle yapmadan ahirete gidilirse ne olur? Ha, o zaman asıl kayıp, değil mi? Biz işte hesaplaşma. Tabii. Biraz önce ne dedik? Hesaplaşmadan önce helalleşmek. Eyvallah hocam. Bir sorudan sorayım, bitireyim hocam. Buyurun. Süreyya Hanım selamlarını iletmiş. El ve yüze sürülen ya da vücudumuza sürdüğümüz diğer kremler oruca bir zarar verir mi? Bu kremlerin oruca bir zararı yoktur. Peki. Bir tane daha sorayım. Çok kısa oldu çünkü cevap. Muhammed Bey, 2 aylık bir çocuğu emziren anne, özür dilerim, orucunu nasıl tutar? Tutmalı mı? Tutmazsa ne yapmalı? Anne kendisini çok iyi bilir, bünyesini çok iyi bilir. Doktoruyla konuşsun. Eğer kendisine ve çocuğuna zarar gelmeyecekse orucunu tutmaya devam etsin. Ama kendisine, çocuğuna zarar gelebileceğini düşünüyorsa, bünyesi zayıfsa, işte o annelik, o hamileliğin vermiş olduğu bazı sıkıntılar var. Onu en iyi anne o sıkıntılarla bilir. Karşılaşıyorsa o zaman orucunu tutmasın. Allah ona izin vermiştir. Başka zaman inşallah çocuğunu kucağına aldıktan sonra, hatta emzirme dönemini de geçirdikten sonra kaza eder kardeşimiz. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Rabbim gecelerimizi boşa geçirmeyen, amin, kimselerden olmamızı nasip eylesin. Amin. Belki de bu gece Kadir gecesidir. Olabilir, ihtimal. Çok teşekkür ederiz. Yarın akşam yine sizinle İnşallah. Birlikteyiz. Allah nasip Allah ederse. Bugünkü cevaplarınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin Ramazan ayındaki ibadet ve hayır konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir. Cenab-ı Allah meleklere karşı Allah Teala'nın övündüğü kimselerden olmayı cümlemize nasip ve müyesser etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanılıyor? Cami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.